Aile Bakanlığından hane başına ödeme. 15.000 TL Ziraat, Halkbank ve PTT'den yatacak. Türkiye'de aile ve sosyal politikalar alanında önemli bir adım atıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan duyuru, toplumun çeşitli kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Bakanlık, ailelere yönelik yeni destek programlarını içeren müjdeyi paylaşarak, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeyi, sosyal yardımları artırmayı ve toplumsal refahı yükseltmeyi hedefliyor. Bu adım, ülkenin aile odaklı politika anlayışını güçlendirmeyi amaçlıyor. Sosyal yardımlarda artış ve iyileştirmeler. Ailelere yönelik sosyal yardımların kapsamı genişletilerek, ihtiyaç sahiplerinin daha etkili bir şekilde desteklenmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın duyurduğu yeni adımlar, sosyal yardımlarda önemli iyileştirmeler getiriyor. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi ailelerin daha etkili ve düzenli bir şekilde desteklenmesi amaçlanıyor. Yapılan güncellemelerle birlikte, yardım başvurularının daha hızlı ve kolay bir şekilde işlenmesi sağlanacak. Ayrıca, yardım alan ailelerin ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş çözümler sunulacak, böylece yardımların etkisi artacak. Bu iyileştirmeler, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi, deavantajlı kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve sosyal adaleti sağlamayı amaçlıyor. Bakanlık, sosyal yardımlarda yapılan bu önemli adımlarla, ülkenin genel refah seviyesini yükseltmeyi ve herkes için daha adil bir yaşamı desteklemeyi hedefliyor. Toplumsal refahın artırılması ve aile odaklı politikalar. Bakanlık, aileleri merkeze alan politikalarla toplumsal refahı artırmayı amaçlıyor, bu çerçevede yeni projeler ve uygulamalar hayata geçirilecek. Toplumsal refahın artması, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yaşam koşullarının iyileştirilmesini ifade eder. Eğitim, sağlık, istihdam ve gelir dağılımı gibi faktörler toplumsal refahın temel bileşenleridir. Hükümetler, sosyal politikalar ve ekonomik reformlar aracılığıyla toplumsal refahı artırmayı amaçlar. Bu, deavantajlı gruplara yönelik destek programlarının oluşturulması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin sağlanması, işsizlik oranlarının azaltılması gibi çeşitli stratejileri içerebilir. Toplumsal refahın artması, sosyal adaletin sağlanması, yoksulluğun azaltılması ve insanların daha iyi yaşam koşullarına sahip olması anlamına gelir. Ödemeler hangi bankaya yatırılacak ve yardım miktarı? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 1250 TL yardımı PTT aracılığıyla gerçekleştirecek. Bu destek, PTT'nin geniş yaygınlığı sayesinde hızlı ve güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Yardımın başvuru ve dağıtım süreçleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordinasyonuyla etkin bir şekilde yürütülecek, böylece toplumun ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.